Transformers serisinde gördüğümüz ya da görebileceğimiz en güçlü 20 silah. Bu kanalda uzun bir süredir Transformers serisi hakkında detaylı açıklama videoları hazırlıyorum ancak güç sıralama videolarına geri döneceksem bence daha farklı konulara odaklanmam şart. Transformers serisinde gördüğümüz birçok efsanevi silah vardı ve bunlardan bazılarını sadece özel karakterler kullanabiliyordu. Ancak video içerisinde silahları kimlerin kullanabileceğine bakmadan ne kadar yıkıcı bir potansiyeli olduğunu ayırt etmek gerekecek. Tabii videoya başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 20 numara Talisman. Normal şartlarda talisman bu listeye girebilecek bir silah mıydı tartışılır. Ancak sıradan bir insan için kullanılabilecek en iyi silahlardan biri. Bu tılsımı aynı zamanda Cybertronlar da kullanabiliyordu ve nanoteknoloji sayesinde kılıç ya da vücut zırhları oluşturabiliyordu. Yani bir nevi kendisini kullanan kişiyi yenilmez yapacak derecede koruyordu. Aynı zamanda bir şövalyeden gelen kılıç darbesini durdurabilecek kas gücü veriyordu. 19 numara Grand Breach. <laughs> Başlangıçta Decepticonlar tarafından geliştirilen ışınlanma cihazı aslında yer geçidi açma işine yarıyordu. Jetfire folduna hizmet ettiği dönemde onun bir numaralı adamı olduğu için bu teknolojiye sahipti. Aynı teknoloji Fallon'da da vardı ve Fallon istediği gibi ışınlanabiliyordu. Jetfire ise hem kendisini hem de yanındakileri Mısır'a getirmişti. Aslında yer geçidi teknolojisi Transformers Prime serisinde varken filmlerde maalesef ki çok gösterilmedi. Halbuki Optimus Prime Jetfire'ın parçalarını aldığında onun güçlerine sahip olmuştu. Yani aslında Optimus Prime'ın bu formunun da ışınlanma gücü olması gerekiyordu. Belki bu teknolojiyi 4. film öncesinde lockdown ve insanlardan kaçarken kullanmış olabilir. Çünkü Optimus Prime'ın yaralı şekilde terk edilmiş bir sinemada ortaya çıkmasının tek mantıklı açıklaması bu olurdu. Optimus bu haldeyken insanlar onu asla ellerinden kaçırmazlardı ancak ışınlanma teknolojisi sayesinde kendi izini kaybettirmeyi başarmış. Yani aslında ışınlanma cihazı gerçekten çok işe yarıyordu. 18 numara Sword of Judgment. die. Transformers'ın dördüncü filmini izlerken bu kılıcın Star Saber olmasını umut ediyordum ancak bu silah son şövalye olan Optimus Prime'a ait muazzam bir şeydi. Filmin orijinal konsept tasarımlarında Optimus Prime kılıcı aldığı gibi vücudu şövalye zırhıyla kaplanacaktı. Üzerine jetler falan gelecek ve yenilmez bir hale bürünecekti. Ancak bunun yerine sadece bilekleri değişimi uğradı ve bu senaryodan vazgeçildi. Prime'ın kılıcı Cybertronları anında kesebilecek güce ve dayanıklılığa sahipti. Zaten kılıcın renklerine baktığımızda Optimus Prime için tasarlandığını anlarsınız. Optimus Prime orijinal Prime olarak sonuncudur ve aslında bu yüzden ona Last Knight diyorlar. Yani son şövalye. 17 numara Energon Harvester. Energon hasılatçısını hem Transformers Prime serisinde hem de Transformers Rise of the Beast filminde bizlere göstermişlerdi. Transformer'ların hepsi enerji onla çalıştığı ve bu sayede hayatta kaldığı için enerji onlarını kaybedecek olurlarsa ölürler ve paslanmaya başlarlar. Dolayısıyla enerjinin hasılatçısına sahip olan herhangi biri transformerları işlevsiz hale getirebilir. Bazı küçük transformerları öldürmek kolay olsa da büyük olanlarda bu silahı kullanmak fazlasıyla zaman alıyor. Bu yüzden maalesef ki pek kullanışlı olduğu söylenemez. Mesela Sükör şu Bumblebee'ye yaptığı şeyin aynısını Optimus'a yapamazdı. Yani bu bayağı bir zaman alırdı ancak bumblebee küçük olduğu için onu teklemişti 16 numara time gun Stop the Time zamanı durdurmak için kullanılan bu silah Hot Rod'un elinde gösterilmişti. Transformers'ın 5. filminde birçok sahnede aslında bu silahı kullanmıştı. Zaman silahı gerçekten üstün bir teknolojiye sahipti ve kim olursa olsun bu balonun içine girdiği anda onun için zaman bir süreliğine yavaşlıyordu. Mesela Megatron'u dondurduklarında Hunt Megatron'u yüzlerce kurşunla taramıştı. Silah işlevsel ve güzel olduğu için bu sıraya koymak istedim. 15 numara Cosmic Rust With Megatron Sentinel Prime'ın Ironhide'ı cennete gönderdiği sahneyi hatırlamışsınızdır. Bu sahnede Sentinel Prime aslında hiç etik bir silah kullanmıyordu. Kozmik pas silahı Cybertron'lu yaşam formları için tehdit oluşturan parçalayıcı bir virüstü. Bu virüs birine bulaştığı anda o parça kesilmezse anında yayılır ve Transformer parçalanarak ölür. Cybertron yönelikı canlı metalden yaratıldığı için virüsler ya da veba gibi salgınlar onlar için fazlasıyla tehlikelidir. Mesela Cyberonic veba hakkında sizlere bir video hazırlamıştım. Megatron'un geliştirdiği bir biyolojik silahtı ancak Cyberonic vebanın bile çaresi vardı ve bu kadar hızlı öldürmüyordu. Ironhide bu darbeyi yediği ilk anda zaten ölmüştü yani onu kurtarmaları imkansızdı. Bu yüzden Sentinel'in silahı aslında gerçek bir Transformer katilidir ve tekrar söylüyorum savaş durumunda bile etik bir şey değil. Çünkü rakibini çürüyerek öldürüyorsun ve bu çürüme teknolojisi insanlar tarafından keşfedilseydi Transformer'lara boydan girerlerdi. 14 numara Shield Generator <laughs> Bu silah kullanıcısının etrafında özel bir güç alanı oluşturan kalkan cihazıdır. Kesinlikle yok edilemez ve zarar görmez bir enerji oluşturduğu için en güçlü karakterleri bile çaresiz bırakıyordu ve uçurumun ucuna kadar sürüklüyordu. Aşılamaz enerji alanı sayesinde herkesi tost edebilir. Yani silahı kaptırmadığınız ya da parçalamadığınız sürece fazlasıyla şanslısınız. 13 numara Resonance Blaster Transformerları çaresiz bırakan bu silah onların yapıldığı metali bile parçalayacak kadar güçlü dalgalar gönderiyordu. Bu silaha sahip olan birisini durdurmak kesinlikle kolay değil. Aynı zamanda oluşturduğu dalgalar sayesinde Transformerların sistemlerini de bozabiliyordu. Yani verdiği zararı bir iki dakika boyunca devam ettirirse hepsini öldürebilecek güce sahip. 12 numara Immobilizer Herif. Septic Onlar tarafından geliştirilen bu silah, Cybertron'ları etkisiz hale getiriyordu ve onları sonsuza dek donduruyordu. Bu sayede uzaktan hedef aldığı herhangi bir Cybertron'lu hareketsiz şekilde kalıyor. Aslında çok işlevli bir silah ve Optimus Prime bile olsanız bu silahtan kurtulma şansınız yok. Yani silahın etkisi geri alınmadığı sürece sonsuza kadar böylece donup beklemek zorunda kalacaklar. 11 numara Apex Armor Solus Prime tarafından geliştirilen bu zırh aslında Prime'ların en büyük eserlerinin başında geliyor. Aynı anda Optimus Prime ve Dreadwing'in bile içinden geçebildiğini ve hiçbir saldırıdan etkilenmiyor olmasını unutmamak gerekiyor. Ayrıca sıradan bir insan bile Apex zırhı sayesinde en güçlü transformerlarla savaşabilir. Yani kullanıcısına hem güç hem de dayanıklılık sağlıyor. 10 numara Polarity Gauntlet kullanıcısına manyetizma özelliği kazandırıyordu. Zaten Transformers evreninde yaşıyorsanız ki yaşamıyorsunuz, manyetik bir silah sayesinde her şeyi yapabilirsiniz. Bir nevi Benten serisindeki Gravetek gibi kendi çekim alanınızı yaratmaktan bahsediyorum. Silahın oluşturduğu manyetik alanlar, Transformer'ları parçalayacak kadar kuvvetliydi ve metalden yaratılmış olan hiçbir karakterin bu silah karşısında şansı olamaz. Transformer'ların magnetosu olmak için bence harika bir cihaz. 9 numara Forge of Solus Prime Solus Prime'ın çekici, transformörleri ve silahlarını geliştirme ya da tamir etme gücüne sahip olan bir kalıntıydı. Seride gördüğümüz pek çok eser Solus Prime'ın çekici sayesinde yaratılmıştı. Normal şartlarda pek işlevsel bir silah olmadığını biliyorum ancak Optimus Prime bu silah sayesinde evrim geçirmiş ve güçlenmişti ve aynı şekilde parçalanmış olan silahlarını tekrardan onardı. Hatta Megatron bu silah sayesinde kendine Dark Star Saber yaratmıştı. En azından evrim geçirme ve geliştirme yeteneği bile Solus Prime'ın çekicini bu kadar yukarı koymama yetecektir. 8 numara Spark Extractor Kıvılcım Sökücü, Transformers serisinde gördüğümüz en büyük kitlesel yok oluş silahlarından biriydi. Kıvılcım Sökücü bir defa çalıştırıldığında menzil alanı neredeyse yoktur. Çevresinde bulunan tüm otobot ve diseptikonların kıvılcımını söndürür yani ruhlarını ve hayat enerjilerini tamamen çalar. Megatron bunu bildiği için uzaktan Dark Star Saber sayesinde cihazı parçalamak zorunda kalmıştı. Ancak bu sahnede Megatron o silahı parçalamasaydı muhtemelen kendisi de ölecekti. 7 numara Star Saber <laughs> NOOOOO mm -hmm. İlk orijinal Prime olan Prima'nın Solus Prime'ın çekici sayesinde tasarladığı Star Saber gerçekten muazzam bir silahtı. Sadece Prime'ların elinde kullanılabilen Star Saber Optimus Prime'ı yenilmez birine dönüştürmüştü. Star Saber enerji onda çalışıyordu ve sahip olduğu gücü Prime'den alıyordu. Aynı zamanda özel bir metalden yaratıldığı için Dark Star Saber karşısında bence pek şansı yoktu. Çünkü Star Saber milyarlarca yıl önce geliştirildi ve o zamandan bu zamana kadar birçok savaş gördü. Enerji kesici darbesi ve her şeyi kesebilme kabiliyeti sayesinde listede bu kadar yukarı koymam gerektiğini düşündüm. 6 numara Dark Star Saber Dark Star Saber, Kara Enerjon ve Solus Prime'ın çekici sayesinde yaratılmış olan muazzam bir başyapıttır. Zaten Prima'nın Star Saber'ı da Solus Prime'ın çekici sayesinde yaratılmıştı. Ancak aradaki fark şu ki Dark Star Saber Solus Prime'ın çekicinin sahip olduğu güçlerin büyük bir kısmını tüketti. Ayrıca Dark Star Saber'ın gücü kılıcın kendisinden geliyordu. Yani Dark Star Saber evrim geçirmekten bir hal oldu ve en sonunda Star Saber'ı bile parçaladı. Dark Star Saber yok edilmesi imkansız bir materyaldir ve Transformers serisinin devamında bile yer almıştı. Ayrıca Dark Star Saber'ı kullanmak için bir Prime olmanıza gerek yok çünkü Star Saber'ın yapabildiği her şeyi yapabilir. 5 numara Phase Shifter. Ratchet, yer geçidi. Hemen fire. Faz değiştirici, hiç şüphesiz ki serinin en kullanışlı silahıydı. Prime'lar tarafından geliştirilen bu teknoloji, kendisini kullanan kişinin her şeyin içinden geçmesini sağlıyordu. Ayrıca sezgisel bir silah olduğu için kullanıcısının ne zaman bir şeylerin içinden geçmek istediğini anlayabilir. Bu silahı kullanan herhangi bir Transformer'ın araç modundayken bile nesnelerin içinden geçtiği gösterilmişti. Siz herkesin içinden geçebilirsiniz ancak onlar size dokunamıyorlar. Çünkü silah sezgisel çalıştığı için mesela Apex zırhı giyen birine hedef alırsanız onunla birlikte zırhın içinden çıkabilirsiniz. Hiçbir saldırı size işlemez ve bence serinin en mükemmel silahı diyebiliriz. 4 numara Red Energon. Kızıl Enerjon, Primus ve Unicron'un destansı savaşında iki göksel varlığın çarpışması sonucunda ortaya çıkmıştı. Starscream'in söylediğine göre Ahududu aramalı olan bu Enerjon, Cybertronlar için hem lezzetli hem de çok yararlıydı. Starscream'i neredeyse ışık hızında hareket edebilen çok güçlü bir varlığa dönüştürdü. Ve Starscream çok az bir miktar kadar kullanmıştı ancak evrende daha büyük bir stok olduğunu çok iyi biliyoruz. Eğer bir Cybertron'lu yeterli miktarda kızıl enerjiyon alırsa durdurulmaz olacaktır. Işık hızında hareket edebilen sonsuz güçlü bir varlıktan bahsediyoruz ve Optimus Prime gibi birisi böyle bir güce sahip olsaydı onu kimse durduramazdı. 3 numara Anti-Spark Unicron'un kara enerjondan oluşan Anti-Spark'ı elbette bu listede olmayı fazlasıyla hak ediyor. Ölüleri bile diriltebilen Anti-Spark, Unicron tam güç verdiğinde birçok farklı yetenek kazanıyordu. Yine gerçeklik manipülasyonu sayesinde dilediği kadar güçlenen ve istediği silahları oluşturabilen Unicron, Allspark ve Matrix of Leadership'e denk güçler kazandı. Ancak zayıf halinde olduğu için yeterince iyi olduğu söylenemez. Megatron'un ölü bedenini canlandırıp güçlendirmesi ya da telekinizi güçleri sayesinde madde kontrolü gibi özellikleri vardı. Antispark her ne kadar Unicron kontrolünde gibi gözükse de aslında böyle bir durum olduğunu söylemek de çok zor. Antispark alfa olan kimse ona güç veriyordu. Unicron uyuduğunda ya da hapsedildiğinde Megatron alfa olursa bütün zombileri ve Antispark güçlerini o kontrol ediyor. Ayrıca Antispark Enerjon'da çalışan tüm Cybertronlar için zehirli ve ölümcüldür. Parçalama kuvveti normal Enerjon'da çalışan silahlara göre çok daha yoğun ve güçlü. Yani Ozspark gibi sıfırdan Cybertron'lu yaratamasa da yaratılmış ve ölmüş olanları kontrol etme özelliği vardır. 2 numara All Allspark'ın Primus ve Unicron tarafından yaratıldığı sanılsa da aslında böyle bir durum yoktur. Bahsettiğiniz görseller fan art olduğu için yanılmış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Unicron asla hayat veren bir silah yaratılmasına yardımcı olmaz. Aksine All Spark Primus'un güçlerini taşıyan kadim bir nesnedir. 13 orijinal Prime döneminde tasarlanan bu silah, sibernetik organizmalar yaratabilecek ve onlara ruh verecek kabiliyete sahipti. Aslında liderlik matrisinin güçleri sayesinde yaratıldı ve onun güçlerinin çok az bir kısmına sahipti. Ancak otobotlar ve diseptikonlar için tüm Cybertronian neslinin bu küp sayesinde yaratıldığı düşünülmüştü. Çünkü kadim Prime'ler Matrix sayesinde enerji nasılatı yaparken Cybertron'da hayatın devam etmesi için Allspark'ı bırakmışlardı. Tabii büyük Cybertron savaşı sonrasında Allspark dünyaya fırlatıldı. Aslında Allspark, gerçeklik manipülasyonuna sahip olan bir nesnedir. Hatta bu sayede Bumblebee onu yeniden şekillendirip küçük bir hale getirmişti. Ayrıca Allspark, Megatron'a dünya nüfusu kadar büyük bir ordu kurmasını sağlayabilir. Transformers serisiyle ilgili insanların en çok merak ettiği konulardan biri de şuydu. Allspark neden sadece Diseptikon yaratıyor? Ospark'ın herhangi bir parçası teknolojik aletlere temas ettiği anda saldırgan ve kırmızı gözleri olan robotlara dönüşüyordu. Primelar tarafından yaratılan bir silahın sadece diseptikon yaratması gerçekten mantıklı mı? Aslında bu sorunun cevabı şu, Cybertron'da hayat başlarken yavrular gelecekte ne olacaklarına göre kodlanıyorlardı. Ancak filmlerde gördüğümüz sahnelere bakarsak canlanan makineler akılsız ve bir anda ruh sahibi olmuş olan yaratıklara dönüşüyordu. Yani onlar diseptikonlar olmuyorlar, aslında işlerine ruh girmiş olan makinelere dönüşüyorlar. Bu arada Oz Park hakkında bilmeniz gereken bir diğer şey ise hasar almış olan transformörleri tedavi edebiliyordu. 1 numara Matrix of Leadership Primus'un kıvılcımı olarak da bilinen Matrix of Leadership, gerçeklik manipülasyonunda dahil olmak üzere pek çok sonsuz güce sahipti. En basit örnek güneş kadar büyük olan bir yıldızı bile tek seferde devasa enerji kaynağına dönüştürebilecek gücü vardı. Bu güç Primus'un sonsuz hayat enerjisinden geldiği için aslında evrendeki en büyük silahtı. Optimus Prime'ın göğsünde taşıdığı liderlik matriksi ölmüş ya da uyku modundaki Cybertronlara bile hayat veriyordu. Hatta bu sayede Optimus Prime ölümcül hasarlar aldığında bile kendini iyileştirebiliyordu. Matrix'in gücünü kötüye kullanmak mümkün müdür bilmiyorum ama en azından yıldız yok edebilecek seviyede olması bile zaten listede birinci sırayı hak ettiğini gösteriyor. Ayrıca her ne kadar Matrix'i kullanmak için Prime'ların izni gerektiği söylense de böyle bir durum yoktur. Fall'ın Matrix'i ele geçirdikten sonra onu istediği şekilde kullanabilirdi. Çünkü Matrix sadece bir defa mühürlendi ve mühür çözüldükten sonra artık onu isteyen herkes kullanabiliyordu. Tabi burada kullanmaktan bahsettiğim şey sadece enerji kaynağı olarak kullanmak. Yani Optimus kadar işlevsel kullanamazlar ancak bir güneşi ya da bir yıldızı yok etmek için kullanabilirler. Kaldı ki Primus'un Unicron'lu olan savaşlarında çok da evren yok eden bu güç yıldız seviyesinin çok daha üzerinde olmalı. Yani muhtemelen Matrix of Leadership kurgusal evren tarihinde gördüğümüz en büyük güçlerin başında geliyor. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.